Ben yaklaşık 2 senedir burada çalışmaktayım. Akbahçiler'de çalışıyorum. Şu andaki bu elimin en büyük nedeninden bir tanesi şundan kaynaklanıyor. Bizler asgari ücretle çalışmıyoruz. Fakat şöyle söyleyeyim. Taşeron firmalara benim adıma 2.480.000 lira para alıyorlar. Bana ödedikleri para asgari ücret. Yani burada taşeronları zengin etmek istiyorlarsa başka yollardan taşeronları zengin etsinler. Çünkü biz emekçiler hakkımızı alırsak daha çok üreteceğiz. Ama bizlere haklarımız verilmiyorsa çok da üretmek istesen de içinde bir kuşku ve şüphe kalıyor. O nedenden dolayı ben şunu istiyorum. Emekçiler adına, arkadaşlarım adına daha çok para değil. Biz her şey paranın olmadığını biliyoruz. Buradaki en büyük olay şu. Garantili iş güvencesi. Yani biz bunu her alanda dile getiriyoruz. Yıllardan beri de zaten ben bu mücadelenin içerisindeyim. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama şu an öyle herhangi bir şey yok. Tüm arkadaşlarım da burada borçları var. Bankadan kredi çekmiş iş yerine güvenip. Bu arkadaşlar ödeyemiyorlar. Yani bir aldıkları ücret bedel, asgari ücretle çalışıyorlar. Bankadan sıkıştırıyor. Bugün de belediyemiz bizleri işten çıkartıyor. O arkadaşlar evine yarın ekmek götüremeyecekler. Yani bu sadece benim psikolojim değil, tüm emekçi arkadaşlarım psikolojisi. Çünkü herkesin bir sorunu var bu ülkede. Ama bizim en büyük sorunumuz burada. İşsizliği önlemek için mücadele ediyoruz. Arkadaşlar emeklilerin haklarının altında. Onun mücadelesi diyoruz. Yani bir belediye başkanları bir yerlerde şirket kurup burada aldıkları parayı diğer cebine koymasınlar. Buradaki olay emperyalizme bir boyut eğmeyecek. Bundan sonra da eğmeyecek. Mücadelemizi her alanda devam edeceğiz. Arkadaşlarla birlikte gerekirse burada çadırı da kuracağız. Sadece şunu istiyoruz. Yani bizler sivil toplum örgütlerinden. Bizler burada çadır kurmak istemiyoruz ama özellikle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan rica ediyoruz. Bugün İstanbul'da 12 tane belediye var. 12 tane belediyede çalışan emekçi arkadaşlar var. Bunların sorunları hepsi de aynı. Sayın Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Genel Başkan'dan seçimlerden önce söz verdiği gibi ben sendikaya karşı değilim. Sendika olun, örgütlü olun. Evet, biz örgütlendik. Sayın Genel Başkan burayı görürse seviniriz. Biz de ziyarete gelirse biz daha çok sevineceğiz. Çünkü siz diyorsunuz ya meydanlarda olur. İşte biz meydanlardayız. Emperyalizme, faşizme karşı buradayız. Siz neredesiniz? Onu soruyorum.